dedemizden gelen meslek bu. Tatlı şu an biraz durgun. Merhaba sevgili seyirciler. Hayvancı Sektör'e bakış programımızda İzmir Torbalı'daki yayınımıza devam ediyoruz. Şu anda Artı Slash Osmanlı çiftliğindeyiz. Yanımızda da Artı Slash'dan Fatih Akyüz'le beraberiz. Daha önceki programlarımızda Büyükbaş'la çok bahsettik. Büyükbaş'la ilgili birçok program yaptık. Ama Küçükbaş sevdalısı insanlarımız bizden Küçükbaş'la ilgili bilgiler de istediler. Artı Slash'la yani tam rasyon ürünleriyle koyunlarımızı besleyebilir miyiz? Çiftliğimizde bununla hayvanlarımıza bakabilir miyiz diye. Biz de bunu araştırmak için Fatih Bey'le oturduk. Arkamızda da Osmanlı çiftliğinin deneme hayvanları var diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz burası bir araştırma laboratuvarı gibi. Burada hem küçük başta hem büyük başta birçok çalışma yapılıyor. Şimdi Fatih Bey'den küçük başla ilgili bilgiler alacağız. Merhabalar Fatih Bey, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ederim. Şimdi büyük başla ilgili programlarımızı her zaman çekiyoruz. Onların beslenmesi, bakımı, hatta yerliklerimizin ıslahıyla alakalı çalışmalarımızı da yaptık ama. Evet. Şimdi küçük başla ilgili de bir bölümümüz var. Ayrı Doğru. bir bölümde yaptığımız bir ahılımız var. Ki kendi imkanlarımızla yaptığımız bir ahalımız var. Çok güzel bir şekilde devam ediyor inşaatı. Koyunculuk hakkında bu konuda konuşmak istiyorum. Önce Osmanlı Çiftliği'nin koyunculuk bölümünü biraz tanıyalım. Evet, size tanıtayım. Koyunculuk bölümümüz yerli ırklarımızı geliştirmeden sonra aklımıza gelen bir şey. Çünkü ürünlerimizi koyunculara da satıyoruz aynı zamanda. Ve onların da kendileri yapmalarını istiyoruz enerji silajına. Bunları yaparken insanların sorularıyla karşılaşıyoruz ama biz koyunculuğu daha evvelden bilmediğimiz için onlara sağlıklı cevaplar veremiyorduk. Evet. Son 5-6 aydır koyun da alarak işletmemize, deneme çiftliğimize onların sorularına bir nebze olsun daha iyi cevap vermeye başladığımızı düşünüyorum. Burada aşağı yukarı 200'e yakın, 180 küsur koyunumuz var. Bu 180 küsur koyunda tamamıyla yavrularının kesime gidene kadar geçen sürecini, ondan sonra dişilerse dişilerin doğuma kadar geçen süreçlerini kontrol altına alıp müşterilerimize ya da bu ürünü kendi yapmak isteyenlere bunları anlatacağız burada. Hı hı. Bunu yaparken de insanlarla maliyetini, doğum oranlarını, yılda ne kadar kâr edip bir ailenin ne kadar hayvana bakabileceğini aşağı yukarı anlatacağız. Çiftliğimizde yaptığımız barınağa gelecek olursak, barınağı tamamen bu kredilerden bağımsız, desteklerden bağımsız bir şekilde tasarladık. Biliyorsunuz devletin kredilerinde standartlar var. Bizimki kendi standartlarımızda Anadolu'nun iklim coğrafya yapısına uygun ağıl oldu. Gayet de iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz sonuçları. Evet. Şimdi inşaatımız devam ediyor ama bir bölümümüz şu anda yapılmış durumda. Evet. Ki özellikle de önümüze bu örneğe getirmek istedim. Sazdan yapılan veyahut da işte isim olarak nasıl geçiyor bu? Hasır olarak geçiyor. Hasır olarak yapılıyor. Genelde cenazelerde kullanılıyor. Toprağın altına koymak için ama biz koyunlarımızın üzerine sisleme yapmasın diye kullanıyoruz. Kışın üzerine bir naylon çekerek yağmurdan koruyoruz. Yazınsa kendisi zaten güneşlenmeyi engellediği, gölge yaptığı için gayet iyi oluyor. Bu şekilde insanlarımızın da bunu yapmasını tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi Fatih Bey, yani hasırla bir işletme kurmak. Çünkü şöyle bir şey var. Koyuncular şu anda meraklı olan insanlar, bu işe başlamak isteyen insanlar. İşin hep maliyet kısmındalar. Ne yapacağız? Çadır mı kuralım? İşte kendimiz mi yapalım, yoksa prefabrik mi yapalım, betondan mı yapalım, yoksa projelerde dediğiniz gibi standartlar üzerinden mi gidelim? Evet. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Ne kadar maliyetten kaçarsanız, ne kadar ucuza mal ederseniz Tabii. o sizin kârınız. Tabii, aynen yani öyle. Şu çok güzel bir örnek benim için. Hem yaz sıcağında hayvanların sıcak stresine karşı engel oluyor sıcak stresine tabii. girmesini. Hem tamamen kış sezonunda ağaç altında gölgede yayılır gibi oluyor bunun altında. Aynen öyle. Yani şimdi dışarıda 40 derece sıcaklık var ama bunun altında yatan hayvan içeride 25-28 derece tabii. maksimumlarda. Bunu bir kerpiç ev gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Biliyorsunuz Marmara'dan Akdeniz'e kadar her bölgemizde kerpiç ev var. Güneydoğu'da da çamurdan olanları var. Bu koyunun kerpiç evi dersek hem nefes alıyor hem de içeriği yazın serin, kışında sıcak tutuyor. Evet. O yönden. Bir de çok ucuz sonuçta Türk malı bir şey. Hazır örülü olarak. Hazır örülü olarak da aldık. Burada bir tekne yapıp kendimiz ördürdük. Kendiniz de yapıyorsunuz. Yani insanlar artık parası ve zamanı olmayan, yani parası olup zamanı olmayan insan hazır alır. Hı hı. Parası vaktim olmayan, var. Vakti olan adam da şuradan kesip burada örebilir. Yani çok basit maliyetli çok bir basit şey zaten. Çok basit maliyetli bir şey. Şimdi işin biraz beslenme kısmına artık dönmek istiyorum evet. bu noktada. Şimdi bir araştırma
çiftliğindeyiz. Burada siz de koyunculuğu bakarak öğreniyorsunuz. Yani kendiniz söylediğiniz gibi 5-6 evet. ay öncesinde böyle bir işe kalkıştık. Koyunculuğa merak saldık. Şimdi hayvanlarımıza bakıyorum. Çok güzel hayvanlar. Tüy yapıları olsun, kendi et kaliteleri, randımanları olsun. Hayvanlarımız çok güzel. Evet. Beslemesini ne şekilde yapıyoruz? Şimdi hayvanların güzel olmasının sebebi zaten kendi müşterilerimize bir çağrı yaparak bu hayvanları topladık. Hı hı. Yani enerji ilacını sattığımız insanlara ya da kendileri buna benzer ürün yapan insanlardan bu hayvanları aldık biz. Yani tavsiye üzerine alınmış bir şey diyebilirim bunlar evet. için. Bunlar beslenirken bize gelmeden evvelde de birkaç ay en azından enerji ilacı tüketerek buraya geldiler. Şimdi enerji ilacının bu hayvanlardaki besleme mantığı bu hayvanın flashing dediğimiz döneminde hani çok yükleniyor ya insanlar evet. normal zamanlarda iyi beslemiyorlar. İşte ne zaman hayvan gebe kalacak? Gebe kalmadan, koç katımından önce çok yükleniyorlar. O şekilde gebe kalmalarını sağlıyorlar. Ama biz bunu yıla yayarak sürekli olarak kaliteli bir kaba yemi önlerine döküyoruz. Ve bu flashing uygulamasına bile gerek kalmadan hayvanlarımız mümkün olduğunca maksimum döl sayısını, döl verimini yakalıyorlar. Evet sevgili seyirciler, programımıza devam ediyoruz ama ufak bir teknik arıza yaşadık. Sağ olsun kuzularımızdan biri gelip Fatih Bey'in mikrofonunu kemirdi. O yüzden tek mikrofon devam edeceğiz şu anda programımıza. Şimdi Fatih Bey, programımıza devam ederken sağ olsun kuzularımızdan birisi ufak bir sıkıntı yarattı, sorun değildi. Şimdi şunu sormak istiyorum ben. Koyunlarımız baktığımızda 7'den 70'i hepsi burada. Kuzusundan tutalım, toklusuna, koçuna, hepsine, annesine, gebesine kadar hepsi burada. Hı hı. Aynı tip rasyonla beslemekte herhangi bir sorun yaşıyor muyuz? Aynı tip rasyonla beslemekte herhangi bir problem yaşamıyoruz. Hatta kuzularımız doğumdan itibaren 2-3 gün içerisinde, hadi 4 gün içerisinde ufak ufak yemeye başlıyorlar enerji rejimini. Bunu yerken de yani bugüne kadar bir problemle karşılaşmadık. Gebelerde de aynı şekilde mesela diyorlar silaj sade olarak yedirilirse işte yavru atabilir, başka şeyleri olabilir, eksi yönleri olabilir diye. Ama bizim ürünümüz sadece silaj olmadığı için 12 çeşidin bir araya getirilip bir karma yapıldığı için böyle bir problemle karşılaşmıyoruz. Bir de koç katım mevsiminde ekstra bir çaba sarf etmemize, bunları takip etmemize de gerek kalmıyor açıkçası. Flashing dönemi dediğimiz normal besleme. Flashing uygulamıyoruz çünkü biz sürekli kaliteli kaba yemle besliyoruz zaten. Hayvanlarımız sürekli olarak iyi kondisyondalar. Yani hani meraya çıkıp da sadece incelmiş hayvan yapısı yok hiçbir zaman. Hayvanlarımız meraya çıksa da, burada dursa da, sadece enerji ilacıyla beslenseler de aynı kondisyonlarını sürekli olarak koruyorlar. Ve flashing dönemine ihtiyacı olmadan koç kattığımız zaman bir yavru alacaksa bir yavru, üç yavru alacaksa üç yavru. Yani hayvanın artık kendi genetiğinde ne varsa onun maksimumunu bize verdiğini düşünüyoruz. Şimdi zaten flashingin önemi dediğiniz gibi merada yayılan ya da ucuz beslenen yani düzensiz beslenen evet. bir hayvanın koç katımından önce yumurtalık toplanması, kendini bir toparlaması açısından yapılan bir besleme çeşidi. Ama sürekli kaliteli kaba yemlerle beslendi. 12 çeşit üründen aynı anda verildiğinde herhangi bir böyle bir flashing dönemine gerek kalmıyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bakıyorum yeni doğmuş kuzular bile bu yeme saldırıyor. Evet. Bunda herhangi bir sıkıntı var mı? Yani doğumunu yaptı, anne sütünü emdi, ilk ağız sütünü aldı, ondan sonra yavru aranmaya başlıyor ve hemen yemi buluyor. Evet doğrudur. Şimdi biz bunda bir sakınca görmüyoruz. Hatta bu kuzu besi ise besiye daha hızlı alışıyor. Daha diğer çiftliklere göre daha erken kesim avantajı sunuyor size. Çünkü bu hayvan birkaç günlükten itibaren o yemi tam manasıyla yemese de önünde annesiyle beraber onu işte gıdıladığı için, ufak ufak tattığı için yeme alışma süreci kolay oluyor zaten. Ondan sonra tabii bunu göremeyiz de bağırsak gelişimi, mide gelişiminin çok hızlandığını düşünüyorum bu şekilde yaparak. İşkembe daha çabuk gelişiyor. Faydası oluyor bence. Diğer besicilerimize göre daha ileride gidiyor bizim hayvanlarımız diye düşünüyorum. Evet. Peki normal bir kuzumuz doğdu. Annesini emdikten sonra artı silajla yani enerji silajlarıyla beslenmeye başlandı. Evet. Erkek için konuşuyorum. Besi materyali olarak baktığımızda kaç ayda kesim yaşına geliyor? Yani ne kaç kiloya ulaşıyor? Şimdi 4,5 ay civarında 50 kiloya ulaştırıyoruz hayvanları burada. Tabii biz de bu işte yeniyiz. Yani 6-7 ay oldu bu işe başlayalı. İlk doğanlarımızın kilolarını söyleyebiliyoruz. Daha ileriye de götürebileceğimizi düşünüyoruz besleme şekillerimizle.
Şimdi ne zaman ayıracağız, ne zaman yapacağız bunları daha yeni planladığımız için. Evet. Şu anda ulaştığımız maksimum rakam bu. 4,5'a 50 kilo. İyi olduğunu da düşünüyoruz açıkçası. Yani gerçekten güzel bir rakam baktığımızda. Çünkü bu kiloya ulaşmak için insanlar kesif yem de çok fazla kullanıyorlar. Bir an önce besiye gelsin, kesime götürelim diye. Ama aynı rasyonla aynı şekilde devam ettiği sürece 4,5 ayda 50 kiloları rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Zaten bir 10 gün 15 gün yeme başlarkenden kazancı oluyor bizim hayvanlarımızın. Erken başladığı ve doğumdan itibaren önünde enerji silajı olduğu için. Biliyorsunuz enerji silajında elma, nar gibi hayvanların ilgisini çekecek. Mesela bir çocuğun da bir yemek yemeye başlarken ne yapıyorsunuz? İlgisini çekecek şeylerle, posalarla, yani şekerli genelde. Böyle şeylerle başlatırsınız. Aynı şekilde bizim kuzularımız da şekerli elma püresi gibi düşünebiliriz. Elma posası, nar posası böyle şeylerle başlayıp yeme çok daha hızlı adapte oluyorlar. Ve çok daha hızlı kesime gidiyorlar, kesime gideceklerse. Evet. Koça verilecekse de ona göre daha erken yaşta olgunluğa erişmiş oluyorlar yani fiziksel olarak. Şimdi işin biraz da ekonomik ve maliyet kısmını konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi normalde enerji silajıyla beslenen bir koyunumuz var. Günde kaç kilo enerji silajı tüketiyor? Ne kadara mal oluyor günlük maliyeti? Bizim ürünümüzü biliyorsunuz. Tonu 400 lira şu anda. Yani bir çuval 50 kilosu 20 lira. Ne yapar? 40 kuruşa gelir işte kilosu. Bu hayvanlar bunu ırkına göre yani hayvanın büyüklüğüne göre 3 kilo ile 4 kilo arasında meraya çıkmazlarsa tüketiyorlar. Hele meranız da varsa daha az tüketiyorlar. 1,5-2 kiloya kadar düşüyor bu rakam. Şimdi bu ürünün 3 kilo yediğini varsayarsak 400 liradan 1,2 lira yapar. Doğru mu? Hı hı. 365 günü de hesaplasanız yani ne yapar? Yiyeceği rakam maksimum 400 lirayı geçmiyor gibi bir şey geliyor. Ya 500 lira yesin işte ortalama diyelim. 500 lira yiyen bir hayvanımız da aşağı yukarı 1,5 senede 2 doğum hesap edersek yani kendisi kadar para kazanır bizim hesaplarımıza göre. Eğer ırkı da sakız gibi ise yavru verimi fazlaysa zaten bu hayvanı aşağı yukarı 2,5 ay anası emziriyor. Yani bedava bakılıyor diyebiliriz. Onun yiyeceği yem pek maliyet olarak göze gözükmüyor. Ondan sonra da 6-7 aylık olmuş bir erkek hayvanı aşağı yukarı şu anda Türkiye şartlarında 900 ile 1000 lira arasında herkes alıyor. Hı hı. Yani koyunculuk bence bu şekilde yapıldığında para kazanabilen bir meslek. Ve bunun bir avantajı da mesela bir aile kendi 4 kişilik bir aileyi ele alırsak bir oğul ve bir baba 50 tane ineğe bakabilirler mi? İğnesini yapacaklar. İşte şeyini yapacaklar, beslemesi, bakımlarını yapacaklar, sağımını yapacaklar. 50 tane, hadi 70 tane maksimum bakabilir bir aile. Hı hı. Ama bu koyun olduğu zaman bunda bir üst rakam zaten yok. Eğer biraz alet edevatınız varsa. Hı hı. Ama alet edevatınız da yoksa, bizim gibi bir enerji silajını yapabiliyorsanız kendi şeyinize ya da bizden alıyorsanız, yem karma makinesine bile ihtiyaç duymadan en az 300 hayvan bakarsınız. Evet. Sonuçta tek yapacağınız şey çuvalları alıp açmak. Ya da alet edevatınız var, kendiniz yapıyorsanız, bir kepçe enerji silajı benzeri bir karışımı yem karmaya atıp önlerine dökmek. Bu kadar basit. Bence Türkiye'nin hayvancılığı koyunculuğa giderse daha hayırlı olacak diye düşünüyorum. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. Bizim et açığımız var. Sürekli bundan bahsediyoruz. Et tüketimimiz çok az, bundan bahsediyoruz ama biz asıl bizim et kaynağımız olan koyunculuğu hep geri planda bıraktık. Kırmızı et dediğimizde hep danayı aklımıza getirdik. Evet. Hep kırmızı et dediğimizde danayı aklımıza getirdik. Koyunculuk hep geri planda kaldı. Bunun üzerine çalışmalar, ıslahlar veyahut da bakım besleme konusundaki çalışmalar hiçbir zaman yapılmadı. Hala kafalarda soru işareti var. Koyun merada beslenir ama meramız var mı? Hep bu sorular var kafalarda. Eğer meran yoksa, bunu şey olarak söylüyorum. Eğer meran yoksa, meraya çıkaramıyorsan ve koyunculuk yapmak istiyorsan bana göre yapılması gereken şeylerden birisi hazır TMR'lardan, evet, hazır ürünlerden alıp hayvanınıza bakmak. Ekonomik olarak baktığımızda dedik yıllık 500 liraya anca geliyor bir koyunun beslenmesi. Bir yıl içerisinde bu koyun sana bir tane yavruyu zaten vermiş olacak. Tabii. Yani minimum bir tane kuzuyu zaten vermiş olacak ki o kendini her türlü tölere ediyor. Tabii. İş ekonomik olarak baktığımızda koyunculuk her zaman para kazandıracak meslek ama mantıklı tabii yaparsak, bilinçli yaparsak. Biz de böyle düşünüyoruz. Bu şekilde yaptığınız zaman zaten yani Allah'tan gelen bir kar var burada öyle diyeyim. Evet. Zaten bir yavrunun çok çok üzerine çıkıyorsunuz. Yani iki doğumu bahsedersek 1,5 yılda en az 2 tane kuzunuz oluyor. Bunu da işte erkek dişi dersek yani kendisi kadar kendi para kazanan tek meslek bence koyunculuk. Hı-hı. Ve Türkiye'nin arazi iklim şartlarına da çok uygun.
Mesela bir dağda bile koyunu yayabilirken, meraya yayabilirken, ama bu yurt dışından getirdiğimiz inekleri göz önüne alırsak bunları normal meraya bile çıkartamıyoruz. Evet. Çünkü ya merayı 2 günde talan ediyorlar ya da yetmiyor bu hayvanlara. Evet. Yani bizim iklim şartlarımıza, yağış oranlarımıza en uygun şey keçicilik, koyunculuk. Evet. Biz bununla karar kıldık açıkçası. Evet. Şimdi ağlımızın inşaatı da devam ediyor. Büyütmeye niyetimiz var. Çiftliğimizdeki rakam ne demiştik? 150-200 civarlarında. 180 civarında. Hedef ne? Ne kadara ulaşmayı düşünüyorsunuz? Şimdi hedef, aslında bunda bir sınır yok. Yani bizim yapabileceğimiz sınır yok. Çünkü biz kendimiz zaten enerji stajını günde 100-150 ton kadar kendimiz üretiyoruz. Bunların da yiyeceği pek bir şey değil, evet, biliyorsunuz. Bunda önemli olan şey kontrol. Yani bir koyun doğuracağı zaman ayırmak, doğduğu zaman kuzuları ölmemesi için mümkün olduğunca elinizden geleni yapmak. Öyle olunca hedefimiz en az 500 yaparız burada zaten. 1000'e kadar da çıkabiliriz. Yerimiz var. Meramız da, yani yanında gezinmeleri için, strese girmemeleri için yeterli ölçüde var. Biliyorsunuz bu bölgede topraklar çok pahalı. Evet. Koyunculuk yapacak adam burada yapmasa iyi olur. Peki Fatih Bey, şimdi sılajımızı kendimiz üretiyoruz burada. Enerji sılacı olarak, evet, üretiyoruz. Ama sılaj dediğimizde insanların kafasında hep mısır sılacı oturduğu için öncelikle şunu sormak istiyorum. 12 kalem üründen bahsediyoruz. Bir kaba taslak içindeki ürünlerimizden şöyle bir bahsedebilir miyiz? Hangi kalem ürünler var? Çünkü insanlar hep soruyor. Ya mısır sılacı hayvana verirsek işte koku yapar, etinde herhangi bir bozukluk yapar, besiler için özellikle söylüyorum. Evet. Dişilerde yavru atmasına sebep olur diye. Bu 12 kalem ürün hangi şeylerden oluşuyor, maddelerden oluşuyor? Tabii hemen bahsedelim. Şimdi bizim bu 12 kalemimizde bölgemizde ne yetişiyorsa tarladan gelebilen, işte arpası, fi, tirit kalesi, böyle ot silajlarını bahsedersek bunlar var. Baklası, bezelyesi. Yani bunlar söylenirken şimdi iklim bazı yerlerde uygun olmuyor, bazı yerlerde uygun oluyor ya. Bunlar kış silajı. Yani her yerde aşağı yukarı uygun. Ne olur? Yani bir ay önce olur, bir ay sonra olur. Bizim mesela bölgemiz daha ılıman olduğu için biz biraz vakit kazanır. Belki üçüncü ürünü de tarlamızı hazırlayabiliriz. Onlar iki ürün yapsalar zaten bölgelerinde çok çok iyi olacak. Ondan sonra geri kalan şeylerde ay çekirdeği silajını mısır silajıyla beraber de ekiyoruz. Ayrı ayrı ektiğimiz de oluyor. Bunları koyuyoruz. Pamuk çekirdeği, pamuk kapçığı koyuyoruz içerisine. Ay çekirdeği tekrar koyuyoruz. Ondan sonra da bu meyve suyu fabrikalarından elma posası ve nar posası, portakal posası, şeftali posası, mevsimin meyvesi neyse aynı çocuk besler gibi, evet, ilk doğumdan itibaren. Biz de hayvanlarımızı bu şekilde besliyoruz. Kendileri yapmak isterlerse mümkün olduğunca fazla olarak Türkiye'de üretimi olmayan şey ot silajı. Evet. Çünkü alet ekipman her yerde yok deniliyor. Aslında var, onu da anlattık. İnternette videolarımız da var. Ot silajını ekecekler. Mümkün olduğunca fazla çeşitte arpası, fi, tirit kalesi, işte yonca ekebiliyorlarsa yonca içerisine koyabilirler. Yani burada önemli olan şey imkan ve arazi. Birazcık alet edevatı olan, 50-60 beygir bir traktör olan insan bu işleri kendisi bile yapar. Arazisini 3-4 bölüme ayırır, gerekirse taze yedirir ama yedirir yani. İmkan var şu anda önemli Türkiye'de. Önemli olan sadece biraz çalışmak, üretmeye meyilli olmak. Tabii, üretebiliyorsa üretecek artık. Yani arazi olmayan, mesela bir gadiç var şu arada, şurada yakın bize. Çok fazla hayvan var ama çok az arazi var. Bu adamlar bunları almaya mecburlar. Yani sağdan soldan bir şeyleri alacaklar. Ya da yakında ne var mesela bir gadiçe? Ova olarak Ezine Ovası mı var? Orada ektirecek falan. Bu şekilde kendi ihtiyaçlarını giderecekler. Gideremezlerse de mısır silajını bir yerden alacaklar. Kendileri yapacaklarsa. Ot silajını bir yerden bulabiliyorlarsa alacaklar. Ya da bizden alacaklar. Bu şekilde götüreceğiz bu ticareti. Evet. Yani şimdi hayvan beslemeyi her seferinde anlatıyoruz. Maliyetleri düşürelim diyoruz. Artık fabrika yemlerinden kurtulalım diyoruz. Evet. Bunun için de çabalarımız devam ediyor. Tarlalarımızı boş bırakmayalım. Tarlalarımızı ekelim. Tamam, bakanlık açıklama yapıyor. Arazilerimiz bize yetmiyor dese de bizim arazilerimiz bize yetiyor. Sadece ekmesini bilirsek, ne ekeceğimizi doğru karar verirsek onu ekmemiz gerek. Şimdi bizim problemimiz sadece tarım, hayvancılık problemi değil. Biraz sosyolojik problem de var. Köylerimizde insan sayısı ne kadar az olursa ekilen arazi o kadar ya verimsiz oluyor ekilse de, hı hı, ya da boş kalıyor zaten ya da mirasçılar açısından bölünüyor. Evet. Mesela benim tanıdığım var. Kırşehir bölgesinde aşağı yukarı 800-900 dekar arazileri var. Ama kardeşler, 3-4 kardeş bir araya gelip anlaşamadıkları için arazileri boş duruyor. Ekilmiyor.
Böyle sosyolojik şeyleri de aşarsa Türkiye ya da köyden kente göçü artık zaten millet bıktı kentte de. Evet. Bunların da önüne geçer, birazcık bunlar ekilsin, buralarda sulama projeleri yapalım derse zaten kendiliğinden hayvancılıkta düzelir. Çünkü ot sileci mesela bir maliyet olarak ele aldığımızda şimdi biz burada 150 lira, 160 lira, yerine göre 200 lira tarlada dikili vaziyette alıyoruz bunu. Ama bunun maliyeti emin olun 50 lirayı geçmiyor. Çiftçiler ne kadar ağlasa da. Çünkü buradaki maliyet de ana kalem nedir? Tohumu, gübresi, mazotu değildir de yerin icarıdır, yani kirasıdır. Çünkü burada kiralar çok yüksek. 1000 lira, 1000 metrekare arazi. Bazı yerlerde 1000 liraya arazi alıyorsunuz, biliyorsunuz. Mesela Uşak Afyon bölgesinde araziler 4000 lira. Bunları göz önüne alırsak bunu üretmek çok basit. Ve bizim yaptığımız enerji silajıyla biliyorsunuz dana besleseniz dana oluyor. İnek beslerseniz inek oluyor. Yani bu kadar düşük bir maliyetle bunu elde ederseniz. Kaz bile besliyoruz. Tabii yani. Kazlarımızı bile besliyoruz. Sonuçta Anadolu'da eskiden yem fabrikaları yoktu. Evet. Bu insanlar ya zeytinin dibine bağlıyordu hayvanını, onun sütünü sağıyordu. Ya da işte az bir şey veriyorsa gene kendi yaptığı mısırını bölüyordu, veriyordu. Şalgamını bölüyordu, veriyordu falan. Sazlıkları kesip getirip hayvanına veriyordu. Bir aynen öyle. Zeytin yapraklarını veriyordu. Gene aynı şekilde bu çöpe giden malzemelerimizi, çöpe giden tarlalarımızı, yani ekilmeyen tarlalarımızı ekersek olay kendiliğinden çözülecek. Ve bu gizli işsizlik dediğimiz olay da şehirdeki çalışmayan insanlarımız da burada yılda 30 gün çalışıp bile kendi ihtiyaçlarını görecekler. Çünkü çiftçilikte biliyorsunuz çok çalışma diye bir şey yok. Evet. Yani çok çalışma ancak hayvancılık ve çiftçiliği kombine yapan ailelerde oluyor. Bu şekilde düşünüyorum. Ama iyi olur yani bu şekilde yapılırsa. Evet. Yani bizim de temennimiz bu zaten. Şehirdeki işsiz arkadaşlarımızın ya da köyden şehre geçmiş asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın tekrar köylerine geri dönüp boş kalan arazileri en son noktasına kadar, en küçük parseline kadar ekmeleri. Çünkü şu andaki sorunumuz et sorunu, şu andaki sorunumuz ekim sorunu, şu andaki sorunumuz tarlaların boş kalması sorunu. Bunu çözecek olan insanlar bizleriz. Sadece önemli olan biraz çalışmak. Evet, maliyetler yüksek diyoruz. Mazot pahalı diyoruz, gübre pahalı diyoruz ama bu işi ekonomik olarak maliyetleri doğru hesaplarsak her türlü paramızı kazanırız ve daha iyi, daha güzel yarınlara ulaşırız. Evet, şimdi bu konuda benim de söylemek istediğim şeyler var. Mesela bir İzmir gencini ele alırsak şehirde çalışmak gerçekten onun için ekonomik olabilir. Çünkü 3000, 4000, 5000 artık adamın mesleği neyse ona göre maaşlar alıyor bu insanlar. Ama bir Uşağın köyünden gidip de İstanbul'da, İzmir'de çalışan bir insanı düşünürsek bu adam maksimum alacağı 2000 lira. Ve bu adam 50 beygir bir traktörle aşağı yukarı o Uşak'ta boş olan 300-400 dekar araziye en azından ot silajı bile ekse maaşının 6-7 katını aylık olarak hesap etse buna denk geleceğini düşünüyorum. Hesaplarını iyi yapsınlar. Kendilerine emir verdirtmektense gitsinler köyündeki boş araziyi eksinler. Çoluğunu çocuğunu güzel bir yerde yetiştirsinler. Bu şekilde hem Türkiye için hayırlı hem de kendileri için hayırlı olanı bulacaklar. Zaten millet de şehirden dediğim gibi bıkmaya başladı artık. Kendine sürekli emir verilmesinden, 2 saatte 3 saatte işe gidip gelmekten bıkmıştır. En azından hem Türkiye için hayırlı bir şey yapsınlar, köylerine dönsünler. Hem de bizim bu hayvancılık maliyetlerimiz Uşak'taki, Afyon'daki, ne bileyim bir Kırşehir'deki çorak topraklarda geçinen insanlar için çok çok daha aşağı düşeceğinden eminim. Çünkü dediğim gibi 20-30 liraya hadi 50 liraya mal ettiğiniz tonlu bir ot silajının en az 150 liraya bulabiliyorsunuz burada. Yani 3 kat kar en iyi bir sanayi kuruluşunda, ne bileyim bir otomobil fabrikasında bile yok. Buna hesap ederlerse zaten şehirde durmazlar büyük ihtimalle. Bu şekilde yaşar giderler. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz son kalan bir şey varsa onu da alalım. Programımızı söylemek istediğim çok şey var ama inşallah diğer programlarda söyleyeceğiz. Bu program için bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Koyunculuk için önemli olan şeylerden iki tane kalem var. Birisi hayvan besleme, ikincisi ahıl yapılımı yani çadır bölümü. Kendi imkanlarınızla yapılan ahıllar her zaman için daha iyi diyorum ben. Çünkü maliyeti ne kadar kısarsanız bu sizin ekonomik olarak bir hayvan daha sürünüze katmanıza sebep olacak. Mesela Fatih Bey'in yaptığı gibi bu tarz hasır ürünlerle çatının üstünü kapatıp üzerini naylonla kapatarak yaz kış içerisinin sıcaklığını sabit tutabiliyorsunuz. Besleme konusuna gelince de meraya dayalı hayvancılık evet ama meranızda sorun varsa, merayla ilgili sorun yaşıyorsanız enerji silajları ve tam rasyonlar bu konuda size yardımcı olacak diyoruz.
Bugünkü programımızın sonuna geldik. Başka bir programda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dedemizden gelen meslek bu. Tatlı şu an biraz durgun.